Omnibus. Başarılı ve popüler olmam beni inanılmaz umutlandıran şeylerden biri mesela. Beni de çok umutlandırıyor kendim için ama. Salak. Harun merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldin 101 Plus'ın bu bölümüne. Hoş bulduk, çok mutluyum. Ne zamandır bekliyoruz bu bölümü. Demin anlattığı şakaları anlatmak istemezsin diye şey yapıyorum. Bir kısmını anlatabilirim. Soğuk savaşta olanlar, oraya giremeyenler. İnşallah biz de bir gün şey yapacağız. İlk sorumla geliyorum o zaman. Mick Jagger'ın bir lafı var. I'd rather die than sing Satisfaction at 45 diye. 45 yaşında Satisfaction, tabii 70 yaşında söylüyor. Evet. Yoruldun mu? Bazen öyle bir his çok nadir bir an geliyor ama ondan sonra yani o şarkı, o eski en ünlü şarkıları kastederek söylüyorsun evet, değil mi? Evet. Belli şarkılardan yorulmak değil de. Yok, o müziği bırakacağım diye bir şey demiş yani 20 yaşında demiş sonra 70 yaşında. Sonra diyor. İşler değişmiş evet, galiba. Evet öyle oluyor değil mi? Yani davulun sesi uzaktan yani. Bir de bakmış. Sıkıldın mı yani böyle ne bileyim müzikten başka şeyler yapmak istiyor musun? Müzikten asla sıkılmadım ama müziği gerçekten ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi stüdyoda yapılan, daha tasarım odaklı ve böyle daha zamana yayılabilen bir şey. Stüdyoda, evde, her yerde. Yani şarkı yazmak, kaydetmek, prodüksiyon süreci, mix, kayıt bunların hepsi bir kümede. Bir de performans kısmı var. O da gerçekten canlı işte konser, ne bileyim canlı yayın, performans. Bunların ikisinden evet ben giderek stüdyoda olan, evde olan bu tasarımla ilgili olan şeyler benim daha çok zaten hep daha çok hoşuma gitmişti. Bunların bir sonucu olarak zaten hani belli bir sahne insanı vardır mesela. O bizdeki şey öyle tam öyle değil. Yani biz bu şarkıları çalmak gerekirden geliyor bizimki. Yoksa hani 3 yaşından beri elinde fırçayla şarkı söyler, elinde gitar alır falan. O dizayn değil. O ben de işte öğrenemediğim için. Ben kısmet işte. Allah vermiyor, isteyene vermiyor diyelim. Hay Allah ya. Peki bu stüdyo kısmı falan filan. Çünkü ilham diye bir şey var ya. Mesela ilham geliyor işte ne bileyim. Var mı hakikaten mesela tuvalettesin böyle ilham geliyor. Ya da işte metrodasın ilham geliyor. Tuvalette daha çok trash müzik falan gelebilir ama yani. Böyle hakikaten bir anda mı geliyor öyle dan diye işte evet buldum yoksa. İlham denilen şeyi ben böyle kafa rahatlığıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kafanın belli bir ölçüde yani o artık nöronlar, sinapslar neyse oralarda bir ferahlık, bir yeni bir senteze hazırlık hali olması lazım ki o bence şey. Yoksa hani ruhani düzeyde bir şey oluyor olmuyor ona girmeyeyim yani ama mesela eğer gitar çalmayı biliyorsan ve bestelerini gitarla yapıyorsan gitar çalmadan ilham gelmesi çok kolay değil bence mesela. Ondan gelme demek ki bana ilham. Bilmediğim. Ama şey başka bir şey tabii. Yani yazar biliyorsun yani bizim işimizin bir edebi tarafı var, bir müzikal tarafı var. Söz önemli mi sence? Tabii yani söz bizim yaptığımız şey şarkı. Biz bence mesela şu müzik bu müzik türünden önemlisi biz şarkı yapıyoruz aslında öncelikle. Yani şarkı müziği daha çok. Dolayısıyla orada zaten söz en önemli şeylerden biri. Yani şarkı sözü iyi olmadığı zaman bir şarkının iyi olması bence şey değil. Şimdi eski rockçılara bakıyorsun. Bu rock isyankar bir şey olarak çıkmış. Mesela artık öyle değil gibi. Biraz endüstrileşti gibi. Mesela Beatles gibi bir grup dağılabiliyormuş. Şimdi Guns N' Roses'ı bile en kavgalı. Ve Axl Rose bilmiyorum dinliyor musun? Bitmiş bir sesle. Çünkü o yanlış vokal tekniğiyle söylediği için. Artık böyle diye böyle ölmüş bir sesle bile söylüyor. Sırf para için. Futbol gibi rock da böyle biraz iyiliş edilmedi mi? Yani o eski isyankar yani Beatles'ın bile dağılabildiği, insanların bu kadar para üzerinden sektör olarak konumlanmadığı bir yerde sen rock müziğin artık o şeyini, isyankarlığını kaybettiğini düşünüyor musun? Sözlere de yansıyor. Mesela Türk rock'ta hiç küfür yok. Rock müzikte küfür olur arada. Soru sordunuz evet. Hocam. İlki bence rock yani çıktığı zaman o kadar isyankar mıydı kategorik olarak? Şimdi o kadar bozuldu mu kategorik olarak? İkisi de bence tartışılır. Çünkü tarif etmesi zor şeylerdir yani müzik türleri. Ya, rock and roll, Sex Pistols yani. God Save the Queen, She Ain't No Human Being. Böyle bir şarkı kimse yazmıyor artık. Ama şimdi o da rock'ın çok belli bir güzel, çok isyankar ama belli bir türü. Yani mesela 80'ler boyunca da hair metal ya da işte ne bileyim ben hani o çok uzun ve güzel saçlı çocukların yaptığı bir müzikler vardı. Hani orada hiç öyle bir şey arama mesela. Özünde dediğin zaman zaten bence orada bir şeyler başlıyor. Çünkü mesela Rolling Stone'da, Sex Pistols'da ama işte Scorpions'da, işte Radiohead'de, Coldplay'de yani say say bitmez yani. Bir sürü farklı şey var. Bunları esas bir araya getiren şey bence gitar ve davul.
Ama mesela Rolling Stones'da ne bileyim Let's Spend the Night Together diye ya da Brown Sugar diye ya da bir yani bunların hepsi hem sosyal teması da olan hem içinde ne bileyim cinsellik de barındıran şarkılar artık yaptı. Tabii ha yo ama yani Rolling Stones artık da hani daha... Ama 60'lardaki Rolling Stones diyoruz hani ya da mesela bugün özellikle Türkiye'dekine bakalım mesela küfürsüz Türkiye'de müzik. Mesela İtalyanca'da bile öyledir ya küfür ederler şeyler. Bizde mesela Türk hala muhafazakar mı o anlamda? Hiç küfür var mı senin şarkılarında? Yok bizim hiç küfür alık. İlk albümümüzün ilk şarkısında neydi o küfür? Sabahın köründe şarkısında çok komik bir iki satırımız var. Hı hı. Onun dışında bizde yok. Ama doğrusu yani ben burada biraz kültürel bir şey görüyorum. Şimdi Türkiye'de şarkı ne? Bu şeyden değil bence. Bu böyle biz ayıp olur falan gibi değil. Sözlü edebiyat geleneği burada çok güçlü. Anglo-Sakson geleneğindeki yazılı edebiyat kadar güçlü olmayan bir yazılı edebiyat geleneği ama doğru. Bence daha bile güçlü olduğu düşünülüyor. Şimdi bu o yüzden bayağı bir hani ortaya çıkıp insanlara bir şey söylüyorsun ve kalıcı bir şey söylüyor. Bir ciddiyeti var yani. En pop şarkı, en ciddet şarkının bile insanlar çıkıp kalıcı bir şey söylüyorum duygusu daha yoğun bence Türkiye'de. O sebeple de ya şimdi küfür kıyamet boş ver bunu çoluk çocuk da dinler gibi yani ayıp olmasından ziyade. Ben mesela çok değer veriyorum. Negatif sanat olur mu? Mesela Buñuel'in filmleri var. Filmler aslında böyle hep aynı. Viridiana örneğinde konsept. Abi fakire falan fazla yardım etme sonra gelir gözünü oyardır. Mesela bu da negatif sanat ya. Negatif sanat olmalı mı sence? Yani moral bozan, kötülüğü de gösteren. Türkiye'de ben bunun da çok olduğunu düşünmüyorum. Kötü işler olmalı mı demiyorsun sen? Kötü işler olmalı. Kötü iş çok var Türkiye'de. Sıkıntı yok yani sıkıntı yok. Alanda Türkiye da. Kötü işin. Hep böyle şey ya işte aşk işte şey. Ha, yok. Hep böyle pozitif. Bence bir sebebi zaten içinde bulunduğumuz durumun oldukça negatif olması ve bu süreklilik arz eden bir şekilde. Yani burada biz ve diğerleri için de mesela o senin bahsettiğin örneklerin geçtiği coğrafya ve tarih tamam yani dünya savaşları onlar bunlar oldu ama İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı medeniyetinden bahsediyoruz. Yani orada sen daha iyi bilirsin tabii ama hayat çok fena değil aslında. O yüzden hani... Tabii 20. yüzyılın yani sosyal devletin falan ortaya çıktığı... Yani o zaman hani sen şey yapabiliyorsun işte hani şarkılarda daha bir... O kötü, bu böyle falan için. Şimdi geçen gün fark ettim. Umutlu olmak demek mesela umutlu olmak için içinde bulunduğumun kötü olması gerekir. Evet. Gibi. Ya zaten bu halka daha benden kötü bir şey yapsam benim kafama geçirirler mi? Ben elimden geleni yapıyorum yine üzücü ve can sıkıcı şeylerle ilgili. Ama genel olarak şarkıların ve işte popüler kültürün ifade ettiği alan bir şeyleri düzeltmek vesaire olduğu kadar hani birazcık hayatı sürdürebilecek bir aklı selim ya da bir işte ruh sağlığı için kaçış kapıları da oluyor bunlar. Peki bir şey söyledim. Pesimist bir misin? Yok ben hatta şeyim yani sinir bozucu derecede iyimserim. Umutluyum. Ve evet iyimserim. Türkiye'den umutlu musun? Umutluyum. Türkiye'den umutlu olmasam zaten gerçekten burada yaşamaya devam et. Bence Türkiye'den umutlu olmayıp da buradan gidebilme şansı olan birisi burada yaşıyorsa başka bir problemden bahsediyoruz demektir. Evet bu bana da çok gelen bir şey. Ben de genel olarak umutluyum ve aslında aynı şeyi ben de söylerim. Yani zaten umutlu olmasam burada olmazsın. Peki şimdi sen aslında meslek olarak... Mesleğim yok. İki işsizlik alanında eğitim aldım. Evet, felsefe ve psikoloji hakikaten. Biri çok rahat para kazanamayacağın, biri de hiç para kazanamayacağın iki bölümü okuyarak güzel bir denge kurmuşsun. Ama psikolojiyi de bitirir bitirmez para kazanamayacağımın bilinciyle okudum. Yani o bize çünkü anlatın, yani siz bitirince hiçbir şey bitirmiş olmuyorsunuz. Bitirdiğiniz zaman bir şey olmuyor değil. İş yapmaya başlaman için klinik psikoloji master yapabilirsin, başka bir şey yapabilirsin, süpervizyon alarak bir terapi... Yani öyle senin hani ben tamam bitirdim artık asıyorum tabelamı gelsin bana danışanlar için... Sınava girdin. İlk bilmem kaça girdin. Boğaziçi felsefeye girdin. Hadi orada bir de bölüm değiştirmişsin. Hareketli bir öğrenci olduğunu tahmin ediyorum bir hoca olarak. Yani çift ana... Abi senin zamanında çift ana dal mı vardı? O zamanlar yeni bulunmuştu o. Onu da yapmışsın. Yani bulan... daha kurcalamaktan demek ki. İlk bulanlar. Hocaların sevmediği bir tip öğrencisin. Derste şey yapıyor muydun böyle kalkıp hocam daha 4 dakika var erken bırakmayın falan diye. Yok ama Ferda Keskin'e bir kere çok saçma bir şey söylemiştim. Bizim Zeynep Davran hocamızın etik dersi vardı. O gelememişti o gün. Ve onun yerine genç ve çok pırıl pırıl bir, o da sizin gibi Fenerbahçeliydi bu arada hatırlıyorum. Ferda Keskin geldi ve bir şeyler anlattı. Tabii ki Foucault anlattı bu arada bir şekilde yolunu bularak. Yani o... Birinin yerine derse giriyorsan Foucault anlatırsın zaten. Hayır, çünkü o dersi bilmiyorsan hani... Hayır hayır. Ferda Hoca dünyadaki de sayılı Foucault analistlerinden biri. Tabii ondan anlatmıştır. Olarak yani etik bizi dersinde tanıştırmak istedi aslında bence. Fakat sonra ben... Bir soru sordum. Bana siz felsefeci misiniz dedi. Yani felsefe bölümünden misin? Çünkü etik başkaları da alıyordu.
Ben estağfurullah dedim. Felsefeci misiniz sorusuna. Orada tanıştık. Yani ondan. Abi şimdi o kadar sınavlara girmişim. Bir yerlerim Boğaziçi'nde okuyorsun. Sen Alman sesi mezunsun falan filan. Ben senin yerinde olsam o yaşta işte müzik yapıyorum arkadaşlarım falan. Kadıköy'de bir evde beraber müzik yapıyoruz. İçiyoruz, yiyoruz falan filan. Ya tamam bir şey tuttu gidiyorsun ama arkada da böyle büyük bir kariyer bırakıyorsun aslında. Yani çok şık bir şey. Ve tahminim sen 12 yaşından beri sınavlara giren birisin Alman sesini kazandığına göre. Zor bir karar olmadı mı? Yani her şeyin tersiyle itiyorsun. Hiç olmadı zor bir karar çünkü... O kadar mı sevmiyordun okulu yani? Hayır hayır, karar gibi bir şey bile olmadı. Yani ben zaten şöyle söyleyeyim, o double major hikayesi de bir şey anlatıyor zaten bize. Benim okula girdiğimde gördüğüm, birbiriyle fısır fısır konuşup çok eğlendiğini anladığım iki kişi vardı. Biri Emre Ülker, biri Ege Madra. Ben dedim bunlarla arkadaş olayım bir kere önce. Oldum, ondan sonra beraber biz işte derslere giriyoruz falan. Bunlar bir gün bana dediler ki ya biz psikolojiyle çift ana dal yapılıyormuş. Bu dersler de güzel falan. Aa dedim ben bu heriflerle ne güzel oluyor ders çalışmak falan da zevkli çünkü. Oradan girdim ben yani. Yani zevkli bir şey. Yani arkadaşlarımla beraber... Yok ben müziğe atılmak anlamında diyorum. Ama hayır bunun gibi yani müzikle de ilgili zevk aldığım için yani müzik çok zevk aldığım bir şey. Okumak da çok zevk aldığım bir şey ama hiçbir zaman hayatımda şu felsefeyi bitirelim de falan öyle bir şey olmadı. Hatta üçüncü sene o zaman e-mail de yenice bir şey. Bizim bir albüm çıktı. Bırak Zaman Aksın çıkmıştı 99'da. Bir baktık. E-mail yağıyor fanlardan. Mektup yerine o zaman bir edep uydurduk. Dedik ki yani bizim bunların hepsine cevap vermemiz gerekir. Fakat hepsine cevap vererek Boğaziçi'nde felsefe okumaya devam edemediğimi fark ettim. Ve okulu dondurdum. İşte bu zor bir karar olması lazım ama senin için zor değilmiş. Hayır değil işte okulu dondurdum. Felsefe okuduğun için olabilir yani. Evet dondurdum. Dedi ki bu maillere cevap vermek gerekiyor. Ve albüm çıktığı için biraz yoğunlar. Herhalde yaz azalır. Ben bunu donduruyorum. İnsanlar deli gözüyle baktılar falan zaten ama sonra hakikaten geri dönüp sonra o çift anadala geçip bitirdim ama hiçbir zaman okul bitince müzikten başka bir şey yapmak yoktu zaten benim aklımda. Şu an zaten natural born musicianmışsın yani o yüzden. O da değil bence ara bir kategori. Yol üzerinde doğru zamanda müziğe rastlamış biriyim bence. Hiç öyle natural benim söylediğim daha iyiydi abi. Niye onu alsaydın koysaydın cebine. Sahne büyücüsüne bile karşıyım ben. Klasik bir hikaye vardı, doğru mu bilmiyorum. Levent Yüksel Sezen Aksu'ya gitmiş, demiş ki beni demiş İngiltere'de okulda yollayayım, Sezen Aksu'ya gel sana albüm yapayım demiş falan filan. Hal ortada. Bu yalan olabilir. Muhtemelen yalandır. Neyse ama güzel bir hikaye. Sen de böyle düşündün mü? Yani mesela bu kadar yani müzisyen olarak erken ünlü olmanın falan sonradan senin ne bileyim deneysel şeyler yapmanı kolaylaştırmış olabilir. Zorlaştırır çünkü ün de büyük ya. Yani herkes Mark Knopfler değil. 85'te adam bütün dünyayı sallıyordu. Sonra gitti kendi kendine enstrümantal şeyler yapmak istedi. Sen böyle şeyler yapamayabilirsin belki şey olarak. Hani ne durumdasın o konuda? Nasıl düşünüyorsun? Senin için iyi mi oldu kötü mü oldu? Her böyle bir müzisyenden bahsettiğinde onu sevenler tarafından sana salvolar gelmesin diye böyle... Abi bir... Mark Knopfler linç. Ben herkesler linç edeyim. Tamam, onu okay. Konuşacağız. Mark Knopfler linç yiyeceksen tamam, buradayım yani. Tamam süper. Ben erken ünlü olduğumu düşünmüyorum. Aslında. Abi ben lisedeydim sen ünlüydün ya. Nasıl erken ünlü olur? Sen 99'da ünlüydün. Yok canım. Bizim yani 27 yaşında biz Dünya Yalan Söylüyor çıktığında bence ancak o zaman hani ünlü olduk. Ondan önce hissedilen öyle bir şey yok. Yani biz arkadaşlarımız seviyor. Biraz hatta böyle kendi aramızda şeyi hatırlıyorum. 2003 yılı itibariyle biz herhalde yani bu kadar ünlü oluruz diye düşünüyorduk. O yüzden şanslı olduğumuz bir konu bu hocam. Hı-hı. Çünkü... Hı-hı. Genç ünlü şöyle bir şey mesela, Koray Candemir'e laf atmak istiyorum burada. Mesela 20 yaşındaydı Koray, 21 yaşındaydı ve bütün Türkiye Kargo ve Koray'ı tanıyordu. O mesela genç ünlü ve inanılmaz iyi baş etti onunla o. Öyle yapamayanlar da oldu. Çünkü siz 20 yaşında kendini bile temsil edemezsiniz. Evet doğru. İşte yani. Kimide hani bol alkolün olduğu işte ne bileyim bir anda kızların tepene çıktı bir... İmkansız bir şey yani saçmalamamak. Biz şimdi şeyden geliyoruz bir rol röportajı okuduk geçen gün 97'de. Orada böyle tam belli yani bu popüler çocukların müzik yapması gibi bir şey değil zaten. Yani bizim hikaye. Genç ünlü olanların bir kısmında şöyle bir şey oluyor. Zaten 12 yaşından itibaren popüler. O çevrede hani onu biliyor o yani öyle girince odaya bir şey oluyor falan kız erkek fark etmez. Onun mesela erken ünlülük meselesi daha kolay. Zaten öyle gibi geliyor. Ama hani Sia örneği vardır mesela. Erken ünlü değil belki ama ünlü olmak bile bazı introvertlere çok ağır gelir. Hani ben evde şarkımı yapıyordum abi niye ben de şimdi fotoğraf çekiyorsun falan. Doğru bir soru bence. Peki ünlü olmak istiyor muydun sen? Yok hiç benim tamamen yan etki bende. Bizim yaptığımız müziğin sevilmesinin yan etkisi olarak yüzlerimizi tanıyorlar. Peki grup olmasaydım, tek olsaydım. Parayı niye dörde bölüyoruz diye düşünmüyorum. Yok demedim. Yani, çünkü... Parayı niye dörde bölüyoruz diye düşünmen gerekmiyor ama hakikaten grup olmanın avantajı... Çünkü grup olarak ünlü olduk olmadı. Hayır şundan dolayı ben mesela grupla çalışmanın zorluklarını birinci elden yaşamış bir insan olarak sizin aranızdaki uyumu görünce...
acaba bizde bir hata var mı diye düşünmemek için acaba bizim yiyorsunuz diye düşündüm. Çünkü hakikaten çok uyumlusunuz ve gıcık edici bir şey bu. Evet. Çünkü özellikle ben daha önce burada Bengü'de sürekli ikiye bölünebilen, biz bir iki seneye biz de kapışırız. Kendi kendine bile bölünebiliyorsunuz. Evet abi biz... iki tane yani SG çıkarsan evet, şu an. Bir Guns N' Roses bir biz ya da Eric Clapton gibi. Eric Clapton üç kere Rock and Roll Hall of Fame'e girdi ya. Her grubun bir kimyası var. O kimya bizde... Sizde eksplosif değilmiş. Bizde değil, uyum yani uyumlu bir yere evriliyor. Her ne kadar arasında çatışmalar vesaire olsa bile... En kötü kavganız neydi? Şimdi mesela böyle viski shit falan fırlattınız birbirine. Hep aklıma öyle şeyler geliyor benim kavga şeyinde. Kapıyı vurup çıkan oluyor mu? Oldu çeşitli şeyler ama şimdi onları anmak istemiyorum doğrusu. Çünkü hem hatırlaması iyi değil hem de çok komik. Yani anlatmayın, yani anlatması kolay değil yani. Yok sadece oldu mu yani? Oldu, ne olabilir bir grup? Yani siz uyumlu çalışıyorsunuz. Bir ben grup o... çok tuhaf şeyler yaşayabilir. Yani çok büyük abilerimizden birinin diğerinin kafasında gitar kırdığı bir vaka mesela. Bizim abi niye sürekli birbirine bir şey atıyor bu erkekler? Yani insan gibi birbirine hakaret edin çıkıp gidin. Genelde her grupta var böyle. Var. Kafama şişe attı falan. Çünkü hani birbirini sakatlamazsanız devam edebilirsiniz ya kariyerinize. Hani öyle baktığında niye bir gitar... Bence erkek olmaları. Evet evet. Kaynaklı. Erkek olmalarından kaynaklı. Bayağı bu bildiğin erkek şeyi. Yani bir kontrol edilemeyen bir şey oluyor herhalde bir yerde. Her grubun bence bir mesela ilk 5-10 yılı o ilk 5-10 yılı zaten %90'ı, %95'i atlatamıyor. Ya da artık tanınmaz hale gelerek atlatıyor. İşte mesela Guns N' Roses örneğinde sadece hani Axl'ın sesi değil orada hani hangi geleneği devam ettiriyoruz? Kimler bu çalanların bazıları falan? Şimdi şey de döndü ama ya Slash Mash döndü öyle iki sürü. Döndü tamam ama yani bir de o zaman sen gelenek gibi değil de ara sıra geri dönen tabii, tabii. Bir şeyden bahsediyorsun. Çünkü süreklilik ben önem verdiğim bir şey süreklilik. Evet, bir de yani... Guns N' Roses'ın olayı neydi? Bir yarısı Slash'ı yarısı Axl'ın o böyle garip söyleme şekliydi. Artık o böyle çok parlak çıkınca hiçbir şeye benzememiş. Yani eski şarkıları da söyleyemiyor. Sahne performansı. Grup müziğinde öyle hani indirgeyemiyorsun. Öyle bir şey ki mesela bas gitarı bazen böyle çok da müziği dinleyerek duymayanlar önemsemeyebilir. Ama yokluğunu duysan en önemli şey buymuş dersin falan. Grup kimyaları çok değişik şeyler. Ben de üzerine düşünüyorum. Ben hiç öyle şey istemedim ama yani tabii ki 4 kişinin böyle her konuda anlaşa gitmesi falan kolay bir şey değil. Zaman ve emek isteyen bir şey. Bence yeterince de örtülü çatışma var ve atlatıldı. Yani hem müziğe dair hem diğer şeylere dair. Yani bir sürü şey aslında çözülmüş oluyor zaman içerisinde. Çözülemedi dağılıyorsun zaten. Peki şimdi internet çıktı. İnternetle bayağı her şey değişti. İlk olarak artık herkes size rakip olabilir. Eskiden belli bir yere geldiğiniz zaman bir giriş eşiği. Entrance cost yüksekti. Yani bir kere işte bir klip çekmek gerekiyordu. İşte ne bileyim İstanbul'da biraz bir iki sene kovalamak gerekiyordu. Şimdi adam Adana'dan da YouTube'da yapabilir. Hem o var hem de albüm satışları yerlerde. Ben hatırlıyorum İbrahim Tatlıses Haydi Söyle albümü 2 milyon satmış. Bu bilgiyi niye biliyorum bilmiyorum ama biliyorum. 2 milyon albüm satılıyordu Türkiye'de. Şimdi bu rakamlar herhalde albüm çok albüm satışı diye bir şey, kategori yok zaten onu unutma. Yine eser sahiplerine ve sanatçılara ne kadar döndü tartışılır. Senin telifle ilgili de çok şeyin var. Sosyal sorumluluk gibi bir... Yok var o aslında sosyal sorumluluktan daha önemli. Doğrusu... Kendi işimiz aslında yani işine sahip çıkıyoruz. Ama mesela sokak müzisyenlerine falan da sen hani önayak oldun, önemsiyorsun onu. Bir sürü şey yapmaya çalıştık elimizden geldiğince ama kaset satan dönemlerde de bu gelirin çok büyük bölümü gördüğünüz isme gitmiyordu zaten. O paylaşım şeyinde bir problem vardı. Hep vardı. Türkiye'de şey, patron Türkiye'de kazanıyor. Dünyada da vardı ama işte bazı diğer konulara benziyor aslında. Hı hı. Bir kitap önerebilirim aslında. Müzikonomi diye Türkçe'ye çevrildi. Aslında MSG ve Mundi ortaklığında yayınlandı. Çok da yeni bir kitap. 2019 yılında. Ne demek MSG ve Mundi ortaklığında? Yani MSG ne? Bizim telif, kurumu. Bu Rakonomics diye çıkan ve Alan Krueger bayağı bir ara Obama'nın baş ekonomistini yapan değişik bir abi. Ve kitap yayınlandıktan bir hafta sonra hayatını kaybediyor. Böyle bir değişik hikayesi de olan bir şey. O müzik ekonomisine dair burası için de çoğu geçerli olan bir sürü şey anlatıyor ve en önemli yani tek şeyi star sistemi var burada da orada da her yerde de ve bu müziğin orta sınıflarına çok sert bedeller ödetiyor. Yani siz illa çünkü müzik yapmaya başladığınızda en tepesi benim olacak, hepsi beni dinleyecek falan diye girmiyorsunuz yani eğer normal bir sağlık varsa. Çok daraldım şimdi. Ben genelde piyasaya hep öyle giriyorum yani. Siz müzik yapmadınız. Müzik değil de kitap yazarken de öyle girmiyor musun? Yani istemiyor musun abi şimdi? Tamam ama herkes aynı hırsta olmak zorunda değil. Aslında cevap bulunması çalışılan soru hem normal ekonomide de hem müzik ekosisteminde de bu. Şimdi zaten 15 yıldır falan zaten o mekanik satışların yerini dijitalleşme aldı. Gelirler de dijital dünya üzerinden üretiliyor. Ama bunun çok daha eser sahibi lehine
Spotify gibi alanlarda o çıkmış. Neil Young isyan etti mesela. O gerçi sansürden bir... dolayı isyan etti galiba ama. Hayır, sansür. Ya o başka bir konu. Yani orada Spotify'ın ve diğer servis sağlayıcının bir karar vermesi gerekiyor. Biz kulakla dinlediğimiz her şeyi aynı kategoride mi sunacağız? Yoksa müzik podcast'ten farklı mı diye ayıracağız mı? Apple bunu ayırıyor. Bence Spotify da ayırmalı zaten. Ve bu şey sebebiyle de değil. Yani ifade özgürlüğü konusu ayrı bir tartışma. Orada ne yapılır, ne edilir çok uzun bence. Ama şey çok net. Yani 50 dakika müzik biz en son yaptık. Onu söylüyorum. 2 seneye yakın bir zamanda üretiliyor. 50 dakika sohbet 50 dakikada üretiliyor. Şimdi bunların hepsini birden, yani kabaca söylüyorum. Aynı havuza attığınız zaman işte endüstrinin seni zorladığı yani, aşağı yukarı bu zaten. O yüzden tabii. Albüm yapmak maddi ve manevi olarak dezavantajlı olduğunu bildiğin bir şey yapıyor. Artık zaten 10 senede bir albüm falan yapıyorlar büyük gruplar falan değil mi? Bilmiyorum. Biz teşekkür ediyorum onu öyle söylediğin için ama... 10 senede bir albüm, onu söylemedim ki ben. Ben metalik yani çünkü sahne almak da hem daha ekonomik hem daha kolay. Adam stüdyoya girse onu promote etmek için mesela şimdi albüm yapıyorsun eskiden ona klip çekilirdi. Yurt dışındakini biliyorum burada da. Klibin bir maliyeti var. Zaten albüm onu karşılamıyorsa sen neyin klibini çekiyorsun? Yani milletin laf etmeyeceği kadar albüm yapsan yetiyor. Ama Türkiye'de veya dünyada hani müzik yaptığın zaman onun uzun süre dinleneceğini ve hani illa gelir... Ama katalog albümde varsa, 10 tane albüm varsa 11. de işte az yapmak istiyorsun o zaman. Az yapmak istemiyorsun da iyi yapmak istiyorsun aslında. İyi yapmak, eğer daha az yapmak anlama geliyorsa az yaparsın tabii. Sözleri sen mi yazdın şarkı? Bu son albümde öyle bir özgürlüğüm oldu. Bütün sözleri ben yazdım ama genel olarak grupta iki şarkı yazarı var. Ben ve Burak. Sen de yazıyorsun ama. Mesela bu kelimelerle yazıyorum genel olarak. Mesela rap tamamen bunun üzerine ya aslında böyle rapte şey de var. Aslında biz zaten az önce söylediğim şeyi bu arada şey yapayım. Çünkü Burak benim yani çok sevdiğim bir şarkı yazarı. Aynı zamanda hani Allah'tan bizim grupta yoksa çok kıskanırdım diyeceğim kadar. İkimiz de yazıyoruz önceki albümlerde. Ama biz yazdığımız her şeyin altında Mor ve Ötesi imzası atıyoruz zaten 2001'den beri. Hem mülkiyet olarak hem manevi sahiplik olarak. Şimdi rap... Çok önemli çünkü biz ilk olarak rap yaparak başladık. 90-91 civarında sınıfta yani Alman Lisesi'ndeki sınıfta. Informer bir de siz herhalde. İlk yaptığımız MC Hammer. Peki Informer, de... Informer ne diyor anlamış mıydın? Informer... Hani bak infama yine orada ya. N2 bonbon be ya onu anlıyor muydun? N2 bonbon jam olarak ben. Evet. Olabilir ya onu anlayan bir Türk tanımadım sonra yıllar sonra. O zaman tabii kolay değildi şeylere evet, ulaşmak. Evet. Onu mesela bilmezler hakikaten ben çok Bob Dylan'ı severdim. Onu da hiçbir zaman dediği anlaşılmıyor ve de çok şey. albüm şey plaklarda da sözü olmaz ya onun. Böyle oturup çıkarmaya çalışırdık. İnternet yok. Ondan sonra ayağımızda kara lastikle ilkokulda okula yürüyoruz falan gibi atlar. İlk önce rap yapmaya başlamıştık. Neden biliyor musun? Çünkü sadece onu yapabiliyorduk o sırada. Ne demek o ya? Müzik çalmayı bir ağzınızla yapmak istiyorsun ama. Yani müzik, yani gitar çalmayı öğrenmemiştik. Şey. Davul yoktu, bir şeydi falan. İlk seneler öyle geçti. Hatta Investigators of SRAM mi falan öyle bir ismimiz bile vardı. Böyle sound müzik. Ya o ziyan olmasın diye son albüme mi koydunuz o sirenler diyor. Hayır, siren değil be. SRAM. S-R-A-M. Sound, Rhythm and Music. Hiç duymadım. Uyuyamazsın abi, yok öyle. Uydurdunuz ha. Öyle mi anlatıyorsun ki? Sirem ya, Allah Allah. Bunu bilir. O zaman Tarabya'daki herkes bilir. Bunu herkes bilir. Bunu herkes bilir. Kitapçılarda. Hocam, ondan sonra işte müzik yapmaya geçtiğimiz bir dönem var. O yavaş yavaş ama çok kötü çalıyorduk. Bak bir grubu bence bir arada tutan en önemli etkilerden biri belli süreyle herkesin birbirine yakın kötülükte çalması. Yani aradan bir tanesi bülbül gibi şakıyor, öbürleri çalamıyor, olmaz mesela. Niye o bülbül şakıyor, kaparlar diye mi? Yok gider o da gider, ya da sıkılır ya da davulcu inanılmazdır ama hiç gitarcı akord yapamıyor, o da zor. Bizim hep o şey öğrenme seviyeleri çok yakın yerlerde seyretti. Yine de bana iyi dayandılar da diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü ilk zamanlar benim şarkı söylemeye başlamam 3 albüm ve 400 konser aldı çünkü yani. Bu arada yani Burak da şu anda Kerem Özyen de bayağı iyi şarkıcılar aslında ama ilk dönemde bir değişikti işte o. Sonra yavaş yavaş şarkı söylemeye başladım. Rap dolayısıyla bizim geçmişimizde olan bir şey ve görünüşe göre geleceğimizde de olacak bir şey çünkü rap yapmadıkça bu şey gibi oldu birazcık hani. Bir gün herkes rap yapacak gibi görünüyor şu an. Hayır, orada da böyle bu çok kelime oyunları hatta kelimeleri yan yana yani Mısra'nın içinde de bir kafiye oluyor ya işte evet. It's just me, I'm just obscene, it's just me, I'm just obscene. Böyle aynı şeyler hep S'li T'li oluyor mesela. Sadece obscene'le kafiyesi değil de Mısra içinde de bir kafiye oluyor. Evet. Ve onun için kelimeleri breakdown etmen lazım. Sanki öyle bir kafan öyle çalışıyormuş gibi geldi. Naçizane ben anlamam çok yok, doğru söylüyorsun. Sanki öyle bir olmuş gibi geldi. Güzel bir ışık
yaktım ben de. Aa, o zaman tamam, rap albümü yaparsan. Olur, neden olmasın? Zevkle dinleriz. Orada biraz daha şey gerekiyor galiba abi, böyle o quick wit yetmiyor da onu hızlı söyleyebilmek. O yüzden bence senin de önün açık aslında. Abi benim önüm açık da yani kimse anlamaz ki. Rap'te bile anlaşılamayacak bir yere ulaşabilirim yani. Azıcık yavaşlatırız. Yani evet, yavaşlatırım. Ben rap yapsam da anlaşılmaz. Rap dinleyicisini anlayabileceğini zannetmiyorum. Bazen çünkü şeyler çocuklar, hocam burada ne dedin diye soruyorlar. Flow'un çok iyi şu an bize. Bazen çocuklar diyor, burada ne dedin diyor, ben de anlamıyorum. Bunu bir al mesela, altına beat koy direkt. Ya onu birkaç kere yapmışlardı. Benim bir tane Savaş'la Yer diye bir çocuk yapmasak mı ya? Muhteşem tıkır tıkır tıkır. Yapalım mı bunu? Neyi? Bunu. Ben zaten CD ile geldim abi, Berat ver, ben buraya albüm yaptırmaya geldim. Sen CD ile gelemezsin. Öyle, çünkü Türk olduğum için. Abi kendim... eski ama CD ile. CD yok. CD yok, geri dön. Tarihçi olunca bir 10 sene late. Evet. Bir on... Abi, kıskandığın sanatçı var mı? Kıskandığın. Yani bu benim olsun dediğin albüm. Haset ettiğim kimse yok. Ya haset değil, kıskançlık. Gıpta olarak söyleyebilecek olursak şöyle diyebilirim. Belli bir döneme dair, yani hani şu 90'ların ortasından itibaren 2000'lerin ortasına kadar olan dönemde daha çok belgesellerden izlediğimiz, yani aslında orası bizim de müzik yaptığımız dönem. O yüzden orada hani sadece şeyi düşünüyorum. İngiltere'de olup biteni böyle biraz daha yakından izleme şansım olsaydı eğer, sanki daha çok eğlenirdim diye düşünüyorum. Yani orada daha çok zaman geçirmek manasında. Hı. Ama şu şarkıyı ben yazdım, yazsaydım, ben okusaydım. Dedi. Onlar mesela bu benim yabancı için çok olabilir. Şöyle olan bir şey. Benim için çok nadir bir şey değil bu. Çünkü duyduğum her çok güzel şarkı bende bu hissi uyandırır. Bir şarkının neden oluştuğuna bakmak lazım bir kere. Evet, vokal, neden oluşuyor? Vokal melodisi, sözler, akor dizileri, ritim, trafik, yani bunların nasıl dizildiği, bu şarkının hızı, prodüksiyonda başka enstrümanlar neler var, nerede giriyorlar falan. Ve işte tınılar, yani Safa mı söylüyor, Harun mu söylüyor, piyano ne falan. Şimdi bütün bunlardan anlamlı bir şekilde birbirine benzeyen şeyler çıkartmak istemek halinde tabii ki çok kolay. Ama konuşmalarda yani herkes birbirine merhaba diyor ya mesela. Merhaba nasılsın? Yani iki kişi birbirine merhaba nasılsın dedi diye de abi oha ha bak falan yapmadığımız gibi oralarda da çok böyle Inspector Gadget gibi değil de bir total resme bakmak daha doğru geliyor bana. Çünkü zaten şeyli ne bileyim belli bir itibarı hedefleyen ya da belli bir tutkusu olan hiçbir müzisyen göz göre göre böyle bir şey yapmaz. Yok yok, o şey değil yani, meşhur derken hani ne kadar gidebilir sonuçta esinlenmek, ya kaçınılmaz değil mi bir yerden sonra? Ya kaçınılmaz ama bu kaçınılmazlık yine bence ortaya çıkan sonuçlar, kontekst denilen şey Türkiye'de çok zor ya, yok gibi ya kontekst, bağlam yani. Ne demek istiyorsun bundan? Hem yanlış anlaşılan hem de abartılan bir şey ve sadece müzikle ilgili değil. Yani bu yeniye olan, yani yeniyle olan ilişkimiz açısından abartılan bir şey. Çünkü şimdi bir şey çıktı, yepyeni bir çorba getiriyoruz ve hiçbir şeye benzemiyor şimdi. Bu biraz postmodern de problem ya, orijinal olacak diye bir yerden sonra artık. Ama şimdi şöyle bir şey var, iyi bir çorba biraz bildiklerimize benziyor, biraz da hiçbir şeye benzemiyor. O şey geliyor, denenmiş her şey, denenmesi gereken her şey denendi ve şimdi format bozuyoruz. Ben hem denenmiş olan her şeyin denendiğine inanmıyorum, hem de bu kadar nevrotik bakmazsak eğer çok yeni bağlamlar göreceğimize inanıyorum. Yani rap şarkılarına bakıyorsun mesela, çok da birbirine benziyorlar. Çok deneyimli olmayan bir kulak için. Ama hepsinin içinde çok farklı şeyler var. Ve orada bir de possibility'ler artık yeni bir moda geçti ya, az da yani seçenekler de çok aslında kendi içinde. Sound'ları benzese bile. O tartışılır ama. Çünkü kelimeyle yapabiliyor evet. Şey yani çok kelime bazlı ya, bambaşka bir alan açtı. Ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bence yaratıcı aktivitelerin tamamında. Benim şahsen aradığım şey bana tanıdık gelenle bana yeni gelenin bence güzel bir mixi. Mix. Ve bunu başardığımızı hissettiğimiz zaman iyi bir şey yapmış oluyoruz bence. Şimdi sosyal medya diye bir şey var, bilgisayardaki falan filan. Ben sağ olsun 15-20 günde bir her sabah başka biri olarak uyanıyorum. Başka bir ideolojiye ait olmakla suçlanıyorsun, linç ediliyorsun falan filan. Biz alıştık. Ama senin mizacın bunları atlatmaya çok uygun. Tabii ondan da yani. Tabii problem değil. Ben eski bir ekşi sözlük yazarı olarak da hiç de bir şey özellikle olarak. Çünkü ben de yapıyordum millete. Zaten ünlü olunca hepsini sildim. Kimler hakkında? Senin hakkında bir şey yazmamıştım o zaman ama olabilirdi yani. Ama bir sürü insanın siniri bozuluyor. Mesela kötü bir tweet falan bilmiyorum atılıyor mu? Yani böyle ha diye gülmek istedim. Şey yapıyor musun? Mesela hoca olunca kolay abi, bir de anne baba olunca kolay. Çünkü aslında çocuğun gibi görüyorsun ve onların o süreci... Yani uzaktan anlıyorum, ben de 20 yaşındayken biri mesela oturuyoruz, bira içiyoruz. Harun, ya boş ver onu diyebilirim. Problem, yani muhtemelen biriniz öyle desem öteki de tanımadım. Sonradan bu insanların bazılarıyla da tanışınca çok iyi insanlar olduğunu görüyorsun. Uzaktan öyle gözüküyor, okey. Fakat bunu okuyan insan için de kendinle ilgili 200 bin kişinin
dediği şey iyi de olsa moral bozabiliyor bazen, yanlış iyi oluyor. Sen bu mesela kötü küfürlü tweet seninle ilgili ya da ne bileyim bir yakınınla ilgili ya da albümünle ilgili grup arkadaşına gibi bir şey geldi mi, nasıl karşılıyorsun bunu? Pek çoğu zaten hani sisteme girmeden yaralayıcı bir şey olmuyor. Bir tek bir kategori var. O enteresan. Mesela şimdi biz bu dünyadan gitmiş olabiliriz. Olduğumuz sırada bizle ilgili bir şey yazıldığında hani düzeltme şansın yok. Sen öldüğün zaman bırakacağım legacy'yi önemseyen biri misin? Bence herkes düşünürse böyle... Düşünürse önemser ama düşündün mü daha önce? Ben o açıdan anlatmıyorum. Ben, ya biz yaşıyoruz daha diye söylemek için, bir kontrast kurmak için şey yapmıştım ben. Ve daha mesela 16-17 yıl önce, daha diyorum çünkü aslında bu çok büyük bir zaman değil. İnsanın serüveninde değil. Serüveninde, evet. Çok düşündüğüm bir konu. Yani çok beni böyle yüreğim dağlayan değil ama nasıl baş edilmesi gerektiğini. Çünkü bu post-truth meselesine bağlanıyor. Peki şöyle bir şey hissediyor musun? Bunu kim söyledi hatırlamıyorum da. Mutlunun mutluluğa borcu var Türkiye'de bir bakıma. Var ve şu anda mutluluktan bahsetmek çok zor ama... Ama çok yok, hayır, ortada çok senin mutlu olduğunu düşündüğü için... Bir de işte ben bir gün ben, bunu... Benim mutluluğumdan bahsetmiyorum. Kendi potansiyel mutluluğundan korkmak bu. Tabii tabii, işte o borç işte. Senden istiyor zaten o. Kendi potansiyelinden korktuğu için... Mutlu olma ihtimali zor geliyor. Çünkü bak, bunun bence şöyle bir arka planı da var. Çoğumuz değişimden daha çok korkarız ya. Hani senin son kitapta da anlattığın gibi. Yani değişimden korkuyoruz. Ve o anda olan statükoyla mutlu olmak istiyoruz. Statüko mutsuzluksa, mutsuzlukla mutlu oluyorsun. Yani en azından huzurlu oluyorsun. Huzurlu oluyorsun. Statükoyu değiştirme ihtimali olan şey seni huzursuz ediyor. Ama bak şöyle bir şey çıkmadım. Ben bir gün şey yaptım. Şimdi ben mesela 70 tane program yaptım. Bu programlar için hazırlanıyorum falan filan. Benim bunu yaparken aklımda hiçbir kötülük yok. Yani ne bileyim para çalmaya çalışmıyorum. Gidip işte millete asılmıyorum. İşte ne bileyim. Bunun sonucunda mesela linçler yazıyor. Yani ne demiş olursan ol. Ya da ne karar almış olursan ol. Aslında sonuçta sende bıraktığı, eğer etkilenmeye izin verirsen bıraktığı senin kötü bir insan oldun ya. Yani seni kötü bir insanmış gibi hissettiriyor. Bu çok saçma değil mi? Yani çünkü yola çıkarken sen biliyorsun. Yani ben bu yola çıkarken abi hayattaki kötülükler 10 tane falan zaten. Bunları yapmıyorsan ne olur kötü bir beste yaptın diyelim. Ya bunun ödülü şey mi? Ya da ne bileyim hakikaten öyle bir karar aldım ve yanlış bir şey aldım. Bir sponsoru yanlış seçtin. Şimdi mesela bunun bedeli Türkiye'de hemen hemen her şeyin kötülerin yanına kaldığı bir ülkede bunun bedeli. Yani biz kötüleri cezalandıramadığımız için evet. İyileri mi biraz fazla? Maalesef burada bir de ben özellikle böyle bir şey üzerine hiç kafa yormayıp şu anda bizi dinleyen birileri varsa onları daha çok hedef alarak konuşuyoruz aslında. Onu söylemek lazım. Çünkü senin de söylediğin gibi biz kendimizi buradan ayırarak bir şey değil mi? Yani biz de böyleyiz. Tabii tabii ben de öyleyim. Aynı reaksiyonları ben de veriyorum. Ben de mesela çok o kadar yani 15 yıl önceki halim gerçekten... Buna bir etos diyelim. Evet, İnsanlara evet, değil, bu, bir etos. Bu bizim kültürümüzde değişmesi gereken bir şey. Bu kültür değişmezse eğer siyasi değişiklik de bizi kurtarmayacak. Bu iktidarın mesela şöyle bir etkisi oldu belki de en kötü şeylerden. Türkiye'nin bazı kronik problemlerini biz sadece bir yerde zannediyoruz. Aslında bazı problemler, bu problemlerin bazıları da sosyolojik. Mesela tahammülsüzlük, kitapta da anlatmaya çalıştım ezber yaşayanlar. Tahammülsüzlük bizim aslında şey bir, yekün bir şey, ne bileyim işte kişi kültü falan. Bunlar ileride görülecek iktidar falan değişirse. Ama o kadar kötü yönetildiğin zaman uzun süre, yönetildiğin tabii zaman... Tabii ki onu anlıyorum. Bir kısmı da o toplumu değiştiriyor. O da buna ek yapıyor. Ama o geriye de gidilebilir. O da der ki ben de o toplumdan geliyorum. Bitmiyor ya bunlar. Diyebilir ama bu yani tabii ki. Başka bir şeyden bahsedemeyecek derecede bir kötülük sarmalı içinde oluyorsun. O zaman da başka bir şeyden bahset... Ya işte bunlar hep sarmal. Başka bir şeyden bahsetmeden buradan layıkıyla çıkamayacaksın. Ama bu bunun suçunu veya hatasını azaltmıyor. Korkunç bir yönetim var. Bu yönetimden ibaret olmadığını söylemek, bunu desteklemek anlamına gelmiyor ki. Biz başka türlü nasıl bizim yeni bir ülke kurmamız lazım şu anda. Biz yani hukuk, medya, yargı, işte akademi, bunların hepsini birden yeniden düşünmemiz gereken bir zamanda biz şimdi onlar kötüden ibaret bir şey yapamayız. Ama yapamayacağımız şeylerden biri de işte bu şey, sinir krizlerini görüş zannetmek. Öfke patlaması oluyor mesela, onun mizacını doğru duruş zanneden insanlar var Türkiye'de milyonlarca. O senin kendi mizacın, belki şekerin var. Yani çok fazla 11 ile 12 arasında mesela sinirli şey görürsünüz, tweet. Niye? İşte şöyle işte. Ya azıcık mesela o tweet'i atabilecek durumda olmak için bazen geç uyanabilmek ve ilk kahvaltı yetmeden de bir zaman geçirebilmek lüksün var çünkü. Yani o ama kahveyi içtikten ve şekerin yerine geldikten sonra da yazdık işte canım ne olacak oluyor. Çünkü o yaptığı şeyi sahiplenmen gerekiyor ya. Bunlar biz bu şey yaptık bir tane. Anormal şartlar altında diye bir podcast yaptık Can Özle. Orada tamamen buralardan bahsediyoruz aslında. Bizim hayatımızı
Yeniden kurmamız gerekiyor. Etosu da nasıl bilmiyorum o yani gerçekten bu yaşımda aradığım şey ya bak hani etosu değiştirmemiz lazım usta. Bana bakmayın abi benim etosu değiştirebilecek bir gücüm yok. Bence senin de yok çünkü Türkiye'deki etosun böyle 1000 yıllık falan bir tortusu var. Ben ondan emin değilim işte 1000 yıllık tortusu olan şeylerin bir kısmı işimize de yarıyor. Ben kötü anlamda olan sen. Evet bazı işlerde işine yarar ama mesela bu ne kadar değiştirebilir mesela sana şeyi sorayım hocam tarihçi olarak. Bir başka tarihçiyle yaptığım bir sohbette fark ettim, aklıma geldi. Ona da sordum. Senin cevabı merak ediyorum. Türkiye'de çok unutkan, çok unutkan bir toplum evet. Değil mi Türkiye? Evet. Yani yeni bir toplum çünkü. İşte hani mesela bu unutkanlık, bunun işe yarama ihtimali yok mu? Belli şeyler de var. Türklerin en büyük gücü fleksibiliteleri. Ya düşün, Türkiye 70'li yıllarda döviz bulundurmanın suç olduğu bir ülkeden neoliberalizmin bayrağı olan bir ülkeye dönüşebildi. Çünkü Türkler hakikaten, İlber Hoca'nın dediği gibi, batıya geldikten sonra var olabilmek için hakikaten çok flexible. Bazı devletler, bazı toplumlar ama bazı gruplar ki bu Türk örneğinde millettir de, Romalılar gibi adapte olur. Mesela Romalıların çok orijinal felsefesi yoktur ama Grek felsefesini getirir, işte kendi yönetim şeyini getirir. Osmanlılar da öyle olur. Türkler çok flexible. O unutkanlık flexibilite sağlıyor. Unutkanlık olmasaydı Türkiye mesela bu kadar hızlı laikleşemezdi. Türkiye şu anda mesela siyasi İslam'ın altında da aslında o geleneğin kırıldığını görüyorsun. 1880'deki Osmanlı'daki şeyle hiç alakası yok. O da yeniden icat edilmek zorunda kaldı. Koptu. Ya da bu kadar rahat batıllaşamazdı üst baştan bilmem nesine kadar. O unutkanlık seni flexible yapıyor. Mesela sanayileşirken falan iyi, modernleşirken iyi. Ama bilimde, sanatta, işte ne bileyim ince işte yok. Türkiye'de o yüzden sanatta da mesela ince sanat bilmem onun hepsinin gidişi gibi Türkiye'de ince tartışma yöntemleri de gitti. Türkiye'nin bir de şehirlisi yok. Türkiye göçmenlerden oluşan, tirat attırdın bana gene. Göçmenlerden oluşan dışarıdan gelmiş insanlar, geldikleri yeri unutmuşlar, buraya gelmişler, burada yeniden bir millet kurmuş, cumhuriyet bu anlamda çok başarılı ama bu insanların kökeni yok, Türkiye'de gelenek yok. Türkiye'de, ya Fuat Köprülü'nün şeylerinden biri benim torunum bilmiyordu. Çok meşhur Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın torunu bizim arkadaşımızdı, dedesinin ne yaptığını bilmez. Yani bir şeyi yok, bir böyle altı kuşak şey yok, bilmem herkes değişik yerine. Bu nerede avantaj oluyor abi? Yeni fikre hemen uzlaşıyor. Tamam şimdi. Ama dezavantaj olduğu yerine tartışırken ince iş yaparken bilim sanatla. O zaman buna ek yapmak istiyorum, belki onu da çözeriz birlikte. Şimdi bu gri bölge korkusu. Mesela bu iyi mi kötü mü? Bana onu söyle. O eğitim sistemi herhalde ya. Yani. Şimdi acaba bir de şöyle bir şey mi? Mesela bir savaş davranışı olarak hani ya bizdensin ya onlardan artı hani burada doğru var bir tane o yapılacak. Yapmazsan yanlış yapmış oluyorsun. O biraz şeyle mesela Fransız İstilal döneminde oldu. Fransız İstilal'ı herkes bilmez. 1789'da başlayan bir Burjuva devrimiydi ve aslında kralı bile yollamayacaktı muhtemelen. Abi 1-2 sene içinde yani düşün arkadaş olan insanlar oylayıp Birbirini idama yolluyor. Mesela Danton ağıt yakıyor. Danton iğrenç bir insandır. Niye? Danton gidip hapishanedeki suçsuz insanları gırtlaklayanları örgütleyen adam. Yani Danton'a da üzülmeyin. O da bir başka Robespierre. Şimdi bu adamlar nasıl böyle delirdi? İşte aristokratik komplo, işte vatan elden gidiyor. Mantığıyla o olabiliyor. Tamam, şimdi, o dediğin doğru. O savaş. Senin tartışma kültürüyle ilgili söylediğin şeyin bence etostaki karşılığı. Ama ben Türkler birebir de hiç öyle bir tartışma olmasa da birbir mesela karşı çıkanı çok ters davranıyor. En son söylenince ilk söyleyen insanlar. Ve genelde bunlar iyi liselerde okumuşlar oluyor abi. Çok enteresan lise eğitim. Ben orada çözdüm. İyi tartışanlar ya Üsküdar Amerikan oluyor, ya Alman Sinan oluyor, ya Robert Tan oluyor bilmem ne. Eğer devlet sizinden gelirse kesinlikle kavga çıkıyor. Ben bunu gözümle çok gördüm. Öğrenci de gördüm değil, kendi jenerasyonu. Mesela burada hiç alakası artık konu daha da nasıl dağılabilir diyecekler belki ama akustikle ilgili de bir şey var. Türkiye'deki sınıfların, dersliklerin çok büyük bölümü akustik olarak felaket. Kimse birbirini duyamayacağı için herkes bağırarak konuşmayı öğreniyor. Hiçbir yalıtım yok. Yani duvarlardan sesler seke seke böyle herkes bağırıyor. Böyle sınıf sesi düşünün. Çocuklar bağırıyor, hoca bağırıyor, herkes birbirine bağırıyor. Sonra bağırarak konuşmaya başlıyorsun zaten. Aynı görüşte olmadığımızı söyledim bir konuda. Olsun ben seni gene de seni seviyorum dedim. Lan ne alakası var yani aynı görüşte yani öyle anlıyor. Nasıl seversin? Yani farklı görüşteysen orada bir şey var. Ailede de öyle. Baba konuşur, diğerleri susar. İnsanlar kardeşleriyle ya da şeyleriyle böyle kendi aralarında bir konuyor ama bir otorite vardır. Bence Türkiye o anlamda çok tartışma kültürünün olmadığı bir eğitim sisteminde evden geliyor. Oradan da eğitim sistemine gidiyor. Orada tartışma kültürü yok. Ama o zaman bu da işte etos dediğimize göre madem bu şekilde ama hayatı anlayamaz. Bence Twitter bunu düzeltecek. Burada Lynch diye bir şarkımız var son albümde. Onu da burada söylemiş olalım. Sirenlerin üçüncü şarkısı arkadaşlar. Albümümüz çıktı. Biz de geldik. Mavi rakıları içtik. Çok eğlendik. Çiçek Pasajı'nda çok da güzel bir lansmanı oldu. Kısa bir konser de verdiniz. Evet. Uzun süredir albüm çıkarmıyorduk. Kaç sene oldu? 10 sene oldu. 9. Yani kağıt üzerinde 10 sene, gerçekte 9 sene çünkü Aralık işte Ocak vesaire şeyinden ama yani işte bir 10 yıl ve o kadar çok şey değişmiş ki. Şimdi yaşamıyor muydun diyeceksin, uyandırıldın mı yani dondun da. Ama mesela rakılar mavi olmuş, ben ona takıldım. Mesela çok enteresan, rakılar mavi oldu. Yok, Twitter'ın ilk zamanlarında mesela senden olumlu bahseden bir tweet gördüğünde like'lamak ayıptı. Değil mi? Böyle bir şey vardı. Ya şimdi kendini övüyor,
olmayalım falan diye. O zaman çıkmıştı o Güneşi Beklerken. Ve 2012 Aralık'ı aynı zamanda Gezi'den önceki son kış. Bence çok sembolik bir yeri var. 2012-2013 civarında daha önce çok üretken olan grup ve sanatçı uzun süre sonra, uzun süre bir daha albüm çıkarmamak üzere bir albüm çıkardılar. Yani Duman öyle var yani. Bir hayatus dediğimiz bir şey oldu. Yani 2013-2015 arasında ne olduğunu zaten biliyoruz da biz. Yani bir şey oldu ve o olan şeyi o kadar sert bir şey oldu ki. Bence buna bir tepki olarak da bir sürü insan gerçekten sustu. Bu albüm Umud'un albümü. Umud'un albümü. Ama Umud'un albümü demek şu yüzden Umud'un albümü. 2019'da hem kültürel hem siyasi olarak bu kabustan çıkabileceğimiz duygusu paylaşılır ve hissedilir oldu. Bence o duygunun üzerine bina edilebilen bir albüm oldu bu. Çok garip şekilde de pandeminin de bizi evlere tıkmasının da hızlandırdığını tahmin ediyorum yani. Çünkü biz 2019 yılında 65 konser yapmışız. Mesela 80 konser yapacaktık belki 2020'de. Onu yapamamanın 2020'de de dahil olmak üzere bir endirekt sonucu. Aşk ötesi, kızıl ötesi, yaralı güneşi, acıları, mevesli bu yanın. Hem de iki o da bir beste dinliyorum abi. Hem de popüler herkesten. Bak hocam. Serdar Ortaç dinliyorum senin, canım. Senin poşet şarkısı özellikle. Ya poşet olamaz gerçek. Şimdi hatırladım. Biz Ege ve Emre'den bahsettim ya. Onlarla biz böyle Heidegger, Heidegger falan böyle çalışırken hep tabii bir yandan da Mavra var. Ve abi Heidegger çalışan nasıl Mavra olabilir? Nasıl ya? O size komik geliyordur onlar. Mavra olmadan çalışılamayacağı için. Yani evet. Yani evet falan diye o öyle olmaz. Şöyle bir şey oldu. Ben bunu çay yapacağım dedim. Gerçek mi poşet mi dedi bir tanesi. Ve o andan itibaren, bu 2000'de falan oldu bu, benim için ontolojik kategoridir mesela. İşte, gerçek var, bir de poşet var. Abi işte bir Boğaziçi ile Bilkent'in farkı, muhtemelen Serdar Ortaç'a da böyle yaptılar, o şarkı yazdı poşet şarkısını. Siz orada ontoloji diyorsunuz. Evet. Heidegger bizimle ol falan, onlar o yüzden bana şey gelmiyor mesela. Hani onlar tam yani falan. Ne gelmiyor? Bize de bir şey gelmiyor. Komik gelmiyor. Heidegger bizimle ol var ya. Of, o espriyi ben bir kere yaptım. Bana da Özgür Mumcu öğretti komik bence. Değil abi, komik değil. Özgür hep kendisi yapmaya çalışıyor. Hayır, bir de bana yaptırdı milletin önünde. Bana kendi yapmadı ki bir yerde. Bana yapmaya çalışıyor. Yaptırmaya çalışıyor. Sonra başarılı örneklere rastladığı zaman da ay yine yaptı böyle falan. Ya tabii, verdin gazı. Ne alakası var? Bir soru soracağım. Linç'ten konuştuk bilmem ne falan. Şarkı yazarken sansürlüyor musun kendini? Bunu söyleyemem diyorsun. Ne Allah ne verdiyse. Ben zaten öyle şeyler söylemek istemiyorum ki. Mesela ben bir sinir krizim olsun onu şarkıya dönüştüreyim isteyen bir tip değilim ki ben zaten. Alayına gider falan öyle değil yani. Ben daha ziyade yani... Kendi alanımda böyle şeydi. Hayır mesela şimdi Sirenler'le ilgili şundan eminim. Sirenler bir konsept albüm. Hı hı. Ve benim canım arkadaşlarım bana hayatımda hiç hissetmediğim ve onlara ölene kadar teşekkür edeceğim bir özgürlük alanı verdiler. Ben de konsept albüm şarkılarını böyle birbiriyle ilişkilerini, sözlerini, her şeyini ilmek ilmek işleme şansına sahip oldum. Bu 11 şarkı bu Mor ve Ötesi'nin şu anda yapabileceği tek albüm değil yani. Bir sürü farklı albüm yapabilirsin, bir sürü farklı şarkılardan oluşturabilirsin, albüm yapmayabilirsin falan ama burada Türkiye'nin çok zamanlılığı beni benden alan ve çok bir yandan üzen, yoran, bir yandan çok başka yerde göremediğim, gerçekten aynı anda en kabacası geçmiş şimdiki zaman gelecek aynı anda yaşanıyor. Zaman hızları da farklı, hepsi farklı. Şimdi bizim az önce konuştuklarımız neydi? Şu anda korkunç bir şeyin içindeyiz. Albümdeki işte Forsa, Kaptan, Hazinen de burası. Şu an, şimdiki zaman. Burada öfkeden başka bir şey ortaya koymakta çok zorlanıyoruz ve çok da haksız değiliz. Çok öfkeliyiz. Umarım doğru yere yöneltmeyi başarırız ama yani. Bu böyle birbirimize de kızma şeklinde harcanıyor çünkü. Gelecek zaman var. Gelecek zamanda simlerden oluşan bir başka bir... Umut herhalde. Umut. Bravo. Bravo. Umut. O tasarım tünel, İstiklal Park diye gidiyor. Şarkı adları böyle. Tünel meydanından başlayıp dinlediğin zaman zaten parkı gören... Mesela Maçka Parkı'na mı? Yok. Hangi park olduğu konusundaki tek yanlış tahmini şu anda kayıt altına aldık bu arada. Sana yardımcı olacağım. Şöyle, bütün bunlar evet işte şimdi öfkeliyiz, yarın umutluyuz diye olacak ama bütün bunların kökeninde de bir çözmemiz gereken bir şeyler var. Onlar da şarkılar, tanzimat. Hayır, adamın dibi. Dünyaya Bedel ve Linç. Bunlar öyle ya da böyle bizim çözmemiz gerektiğine inandığımız. Buralara eğer dokunmazsan, buraları olduğu gibi bırakırsan, buraları görmezsen, yok sayarsan, fark etmezsen sen ama 10 yıl ama 20 yıl içerisinde kendini yine çok öfkeleneceğin bir takım
başkanlıklar altında bulursun. Bu manifestonun yerini bulduğunu düşünüyor musun? Zaman alacaktır ama mesela işte böyle sizin yoksa gibi... gelip işte şarkını söylerler, elinirler mi? Mesajları alıyor mu sence izleyici? Bunların ben tam olarak mesaj olduğunu düşünmüyorum. Bir manifesto var ama bir konsept var. Bunlar mesela... ama bunlar toplumsal bilinç altında da, toplumsal bilinçte de daha doğrusu olan şeyler zaten. O yüzden de bu mesela esinlenme sorusunda da yani zaten sahibi hissetmiyorum ki ben bunların hani şey olsun. Bir şu anda böyle hisler olmasa toplumda bizden başka birilerinde bunlar zaten anlamlı olmazdı. Var. Biz bunları tercüme etmeye çalışıyoruz. Ama kendi yorumumuzu da katıyoruz tabii ki. Mesela eğer bu kadar savaşçı gibi yaşamakta ısrar edeceksen eğer... Evet, karşında da savaşçı bulacaksın. Hayır. Kazansan ne olacak ki? Hayatta mutsuzsun. Bunlar hemen yerini bulacak. Herkesin dinleyince hemen falan öyle bir şey değil. Ama bunların bir yerde metin olarak da yerini bulacağını, zaman içerisinde daha iyi anlaşılacağını, hatta anlaşılmak derken üstlerine yeni anlamlar gelerek anlamlılaşacağını da düşünüyorum. Çünkü tıpkı bunların büyük planda sahibi olmadığımız gibi yaptığın şeyi en iyi sen anlarsın diye de bir şey yok. Yani edebiyatta özellikle şöyle bir şey var. Hani ben şimdi sana desem ki kardeşim aşk içinde Kırım Savaşı'nı anlatıyor. Hadi oradan demen lazım yani. Ne alakası var? Daha da küfürlü şeyler de demen lazım yani. Biz bir şey anlattık diye o anlattığımız şeyin bütün anlamlarına ve okumalarına sahip veya hakim değiliz. Bir çok zamanlılık var. Aynı anda biliyoruz ki geçmişin yükünü taşıyoruz. Şu anda çok öfkeliyiz ve yarın güzel olacak. Bunların hepsi bence anlatılmış oldu bu halinde. Mesela ben Sakin grubunu çok severdim. Biz hepimiz de çok severdik. Hala da seviyoruz. Ama devam etmesi mümkün olmadı. Gece diye bir grup vardı. O öyle. Bir sürü yani Türkiye böyle dünya ölçeğinde çok iyi müzik yapan o kadar çok müzik grubu var ki. 2000'lerle beraber bence daha arttı bu. 2000'lerden önce böyle hatta 90'lardan önce diyelim var tabii müzik grupları ama ya etkileri az ya prodüksiyon koşulları yetersiz oluyor ya aslında o müzik grubu adı ama bir kişi var etrafındakiler değişiyor falan. Ya da işte şarkıcısı olmayan bir Moğollar gerçeği var. Onlar da hani Barış Manço ile Cem Karaca ile çalışmışlar falan ama onların da hikayelerinde tam bizim şu anda anlattığımız gibi bir şey yok. Ama 2000'lerden itibaren Türkiye'de bayağı yani kültüre dair belirleyici işler yapan müzik grupları var. Ama 2010'lardan itibaren hem böyle grupların yenilerinin çok zor çıktı. Yani bu arada çok mutluyum ki çıktı. Ama çıkabileceklerin yanında sayısı çok az. Ve bu beni çok yaralayan bir şey, çok üzen bir şey. Hatta o yüzden işte soruya bağlayayım. Yardım etmesek onların hayatları için şey daha mı hayırlı yani. Olur diye düşünüyorsun. Çünkü şunu vaat edemiyorum ben. Biz çok şanslı bir grubuz. Çok inatçı bir grubuz. Çok da çalışkan bir grubuz. Ama buna rağmen hani bizim hayatımız da hiç kolay olmadı yani bugüne kadarki hayat. Ve hala da değil. Dolayısıyla ne önerebilirim? Yani en iyi şöyle şeyler olabilir diyebiliyorum. Ve onunla kimseyi hayatını yatırım yani buna yatırım yapmaya ben ikna edemem. Harun'cum teşekkür ederim. Bizi ağırladın. Babacımdaydık bugün. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin'leydik. 101 Plus'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.